Bilim alanlarında, özellikle sosyal bilimlerde ortaya çıkan uzmanlaşma ve farklılaşma, sosyal gerçekliğin çok yönlülüğünden beslenir. Sosyal gerçeklik, sosyal bilimin konusunu oluşturan tutum, değer, davranış ve ilişki dahil her şeydir. Sosyal gerçekliğin bilimle olan ilişkisi, bilimin alt disiplinlere ayrılmasında ve bu alt disiplinlerde bile farklı bakış açılarının ortaya çıkmasında etkili olur. Sosyal bilim alanlarından uluslararası politik ekonomi de oldukça zengin bir bakış açısı çeşitliliğine sahiptir. Uluslararası politik ekonomi, politik ekonomi, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler ve biraz da sosyolojinin bir şekilde kesiştiği bir çalışma alanıdır. Konuyla bağlantılı olarak kullanılacak anahtar kavramlar, bölme yanılgısı, seteris paribus, ekonomi, iktidar, orta malların trajedisi, siyaset bilimi, sosyal gerçeklik, terkip yanılgısı, uluslararası ilişkiler, uluslararası politik ekonomi şeklindedir. Bu programı izledikten sonra uluslararası politik ekonomi nedir? Uluslararası politik ekonominin çalışma alanları nelerdir? Uluslararası politik ekonomi konuları hangi düzeylerde analiz edilebilir? sorularına yanıt bulabileceksiniz. Uluslararası politik ekonomi sosyal bilimlerdeki bilim alanlarından biridir. Uluslararası politik ekonomiyi anlamanın yolu uluslararası politik ekonomi disiplinini oluşturan çalışma alanlarını, yaklaşımları ve bu alandaki temel kavramları tanımaktan geçer. Bu bağlamda ilk olarak siyaset bilimi, politik ekonomi ve uluslararası ilişkiler disiplinlerinin çalışma alanları üzerinde durmak gerekir. Siyaset bilimi siyasi denilen tutum, davranış ve kurumları konu edinir. Başka bir deyişle siyaset biliminin konusu iktidarın nasıl biçimlendiği ve paylaşıldığıdır. Siyasetteki anahtar kavram iktidardır. İktidar, güç bir bireyin yahut bireyler topluluğunun kendi istekleri doğrultusunda rızaları olup olmadığına bakmaksızın diğer insanların davranışlarını etkileyebilme, yönlendirebilme veya denetleyebilmesidir. Siyaset biliminin açıklık getirmeye çalıştığı sorular şu şekilde sıralanabilir. Bir toplumda iktidar, güç ilişkileri nasıl şekillenir? Ne işe yarar? İktidar, güç bireyler ve gruplar arasında nasıl bölüşülür? İktisat yani ekonomi kıt kaynakların sınırsız veya sürekli genişleyen insan isteklerini karşılamada nasıl kullanılacağını inceler. Politik ekonominin açıklık getirmeye çalıştığı sorular ise şu şekildedir. Bir ülkede üretim, istihdam, bölüşüm, büyüme nasıl gerçekleşir? Refah ve zenginliğin kaynağı nedir? Neden bazı ülkeler diğerlerine göre daha zengindir? Zenginlik sağlamak için neler yapılabilir veya yapılmalıdır? Bu yüzden politik ekonomi dendiğinde hemen akla refah, siyaset dendiğinde de güç gelir. Hem ekonomi hem de siyaset kavramları başlarına başka bir sıfat eklenmeden kullanıldıklarında bir devlet çatısı altındaki iktidar ilişkileri ve ekonomik faaliyetlerin kastedildiği varsayılır. Bu yüzden refahın bölgesel, uluslararası, kıtalar arası boyutlarını konu edindiğimizde iktisadın bir alt uzmanlık alanı olan uluslararası iktisat disiplini ile karşılaşırız. Uluslararası iktisat ülkelerin birbirleriyle olan ekonomik ilişkilerini konu edinir. Ülkeler arası mal ve hizmet, para, sermaye veya iş gücü hareketlerinin bağlı olduğu kurallar bu konulardaki sistemler incelenir. Uluslararası ilişkiler disiplini siyaset biliminin kavram ve yöntemlerini ulusların veya uluslararası aktörlerin birbiriyle olan ilişkilerini çözümlemek için kullanır. Bu yüzden de güç kullanımı odaklı bir bilim alanıdır. Küresel ölçekte bugün gelinen noktada ortaya çıkan gelişmeleri siyasal, ekonomik veya sosyal yönlerden birbirinden ayırmak zordur. Siyasi olaylarla ekonomik olaylar sebep ve sonuçları bakımından iç içedir. Toplumlar arası ilişkilerin resmi yürütücüleri halen ulus devlet temsilcileridir. Ama devlet dışı organizasyonlar da dünya ölçeğindeki bilginin tasarrufların, servetin, mal ile hizmetlerin değer yargılarının, yeniliklerin, prestij ve gücün insanlar ve toplumlar arasında dağılımında etkilidir. Ekonomik alandaki kararlar sadece ekonomik olarak nitelenebilecek etkiler yapmaz. Başka ülke paralarıyla tasarruf veya alışveriş yapma, başka ülkelerde çalışmak için eğitim alma, yabancı dil öğrenme gibi sonuçları kısa veya uzun vadede ortaya çıkacak birçok karmaşık ilişki ağı oluşturur. Bu karmaşık ilişkiler ağda bu konuları inceleyen uluslararası politik ekonomi adıyla yeni disiplin ortaya çıkarır. Bir ülkede olan olayları veya bir devletin bir konuda verdiği kararları sebep, sonuç ve karar süreçleri bağlamında incelemek mümkündür. Bu incelemeyi yaparken en az dört analiz düzeyinden söz edilir. Bunlar bireysel düzey, devlet düzeyi, devletler arası düzey ve küresel düzey şeklindedir. Ulusların kaderini etkileyen kararları çözümlerken kararı veren bireyin bilgi, deneyim ve kişilik özellikleri bireysel düzeyi oluşturur. Karar veren kişinin kişisel özelliklerinden bağımsız olarak ülke içindeki güç dengeleri ve ulusal özel durumların kararlar üzerindeki etkileri de devlet düzeyini meydana getirir. Bir ülkenin kararının üçüncü ülkelerin kararlarının sonucu ortaya çıkması durumunda da devletler arası düzey söz konusu olur. Ülkelerin gidişatını etkileyen en kapsayıcı ve genel analiz olan küresel analizde de küresel ölçekte ortaya çıkan eğilimlerin etkileri incelenir. Aynı olgunun her bir düzeyde farklı farklı yönleri ortaya çıkar ve her düzeydeki analiz konuyu daha iyi anlamamıza katkı sağlar. <laughs> Uluslararası politik ekonomi disiplininde çalışanlar oldukça geniş bir konu ve alan yelpazesine sahiptirler. Bu konu ve alanlar Enerjiden çevre kirliliğine, uluslararası ticaretten finansa, kalkınmadan dış yardımlara, teknolojiden tanımı ve içeriği değişen güvenliğe kadar uzanır. Daha detaylı olarak sıralamak gerekirse uluslararası politik ekonominin konularını her geçen gün küreselleşen üretim, ticaret ve finans üretimi milliyetsizleştiren çok uluslu şirketler ve doğrudan yabancı yatırımlar giderek politik yönü öne çıkmaya başlayan çevre ve enerji, siber, gıda ve çevre boyutlarıyla tanımını değişen ve kapsamı genişleyen ulusal güvenlik, ulusal ve uluslararası alanda en önemli güç kaynağı haline gelen teknoloji, sistem ihracıyla bağımlılık yaratan askeri ve teknik dış yardımlar, uluslararası sisteme istikrar ve istikrarsızlık kazandıran hegemonya değişimi, güç değişimine yol açan veya onun bir sonucu olan büyüme ve kalkınma stratejileri şeklinde sıralamak mümkündür. Uluslararası politik ekonomi, sosyal bilimlerdeki bilim alanlarından biridir. Uluslararası politik ekonominin konu ve alanları enerjiden çevre kirliliğine, uluslararası ticaretten finansa, kalkınmadan dış yardımlara, teknolojiden tanımı ve içeriği değişen güvenliğe kadar uzanır. Bir ülkede olan olayları veya bir devletin bir konuda verdiği kararları sebep-sonuç ve karar süreçleri bağlamında incelemek mümkündür. Bu incelemeyi yaparken en az 4 analiz düzeyinden söz edilir. Bu programda uluslararası politik ekonominin ne olduğu açıklandı. Uluslararası politik ekonominin çalışma alanları sıralandı. Uluslararası politik ekonomi konularının analiz düzeyleri açıklandı. Konuyla ilgili ayrıntılı bilgi Uluslararası Politik Ekonomi ders kitabının birinci ünitesinde yer almaktadır.